Herkese selam. 28 Aralık günü ekran kartlarına zam geleceği haberini vermiştim ve kart almak isteyen arkadaşların birkaç gün içinde mutlaka kartlarını almaları gerektiğini söylemiştim. %20 civarı zam gelecek demiştik ama beklediğimizden bile fazla bir zam geldi. Önce şunu belirtelim. Bu durumun Türkiye ile hiçbir alakası yok. Bu sadece bizim ülkemizde geçerli olan bir durum değil. Tüm dünyada şu an bu durum bu şekilde. Giderek bu fiyatlar daha da yükseliyor ve kartlarda artık stoklarda kalmamaya başladı. Bulunabilen kartlar da genelde çok pahalı. Mesela RX 570 ve RX 580 neredeyse hiç kalmadı. GTX 1070 ve GTX 1070 Ti bulmak da oldukça zorlaştı. Vega 56 ve Vega 64 zaten neredeyse hiç gelmedi desek yeridir. RX 460, RX 560 ya da GTX 1050, GTX 1050 Ti stoklarında çok fazla bir problem yok. Bu kartlar piyasada bulunabiliyor ama orta üst ve üst seviye kartlarda sıkıntı maalesef çok büyük. Hem fiyat hem de stok açısından şimdiye kadarki en kötü günleri yaşıyoruz diyebilirim. Şimdi bu kartların fiyatları neymiş ve nereden nereye gelmiş? Hep beraber buna bir bakalım. RX560 Mayıs 2017'de 100 dolarda giriş yapmış. Kasım ayında 130 dolara çıkmış ve şu an 140 dolar civarında. RX570 170 dolarla piyasaya girmiş. Nisan 2017'de yani gelir gelmez 190 dolara yükselmiş. Kasım 2017'de 250 dolar olmuş. Şu an tam tamına 540 dolar civarında. RX580 230 dolarla geliyor geldiği gibi 260 dolara fırlıyor. Kasım ayında 310 dolar oluyor. Şu an 660 dolara çıkmış. Yani o da neredeyse 3 katı zam yemiş. Varlığı olduğu söylenen ama doğru düzgün kendisini görmemiz nasip olmayan kartlardan RX Vega 56 400 dolar fiyatla gelmiş. Kasım 2017'de 450 dolara çıkmış. Şu an 670 dolar civarında alıcı bulacak kendisine tabi stoklarda bulunabilirse. Aynı şekilde Vega 64 500 dolarla gelmiş. Kasım 2017'de 505 dolar olmuş. Yani 5 dolarcık zamlanmış insaflı şekilde. Şu an stokta bulunabilirse 800 dolardan o da kendisine alıcı bulacak. Nvidia'ya geldiğimizde ise GTX 1050 Ti 140 dolarla gelmiş. 150 olmuş. Kasım 2017'de 160 dolara yükselmiş. Şu an 190 dolardan alıcı buluyor. Yani insaflı zamlanan Kartlardan bir tanesi GTX 1050 Ti olmuş. GTX 1060 3 GB 200 dolarla gelmiş. 220 dolara yükselmiş. Kasım 2017'de 235 dolar olmuş ve şimdi 410 dolar civarında GTX 1060 6 GB 250 dolarla geliyor. 280 dolara çıkıyor. Kasım 2017'de 310 dolar oluyor. Bakın insaflı şekilde zamlanıyor. Yani 280'den 310'a çıkıyor. Kasım'a kadar ama ondan sonrasında o da 530 dolara fırlıyor. GTX 1070 380 dolar tavsiye edilen fiyatı Nisan 2017'de 420 dolara yükseliyor. Kasım 2017'de 470 dolar oluyor. Şu an 890 dolar olmuş durumda. GTX 1080 500 dolar fiyatla geliyor. 560 dolara yükseliyor Nisan 2017'de. Kasım'da gene zam insaflı şekilde devam ediyor. 590 dolarken şimdi 940 dolardan satılıyor. Ve Amiral gemisi GTX 1080 Ti en baba kart hakkıdır. 700 dolardan giriş yapmak 755 dolara yükseliyor. Nisan 2017'de, Mehne Hikmetse Kasım 2017'de 740 dolara düşüyor. Şimdiki fiyatı ise tam tamına 1200 dolar. Gördüğünüz gibi ekran kartları resmen zam şampiyonu olmuş durumdalar. Bunun tabi tek bir sebebi var o da madencilik. Madencilik piyasayı adeta alt üst etti. Piyasada kart kalmadı. Olanlar da bu yüzden pahalılaştı. Maalesef durum giderek daha da kötü bir hal almaya başladı. Çünkü madencilik olayı artık asla bitmeyecek. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Hatta bitmesini bırakın daha da gelişmeye başladı. Beni üzen en büyük şey oyuncuların durumu. Yani madencilikten para kazanan adam sonuna kadar pahalı kartı satın alsın. O benim gerçekten umurumda bile değil. Ama PC'de oyun oynama zevki olan, PC toplamak isteyen adam da bu durumdan maalesef oldukça kötü bir şekilde etkileniyor. Buna mutlaka bir ayrım gelmeli diye bekliyoruz. Ama bunun da gelmesi imkansız gibi gözüküyor. Yani madenciler için ve oyuncular için iki ayrı kart modeli olup bunun yaygınlaşması ve ekran kartı piyasasının eski haline geri gelmesi oldukça uzak bir ihtimal gibi duruyor. Dileriz bu gerçekleşir ama ben maalesef bu konuda çok olumlu düşünemiyorum artık. Hangi kartın bugüne kadar ne kadar zamlandığı ve bundan sonra neler olabileceği ile ilgili bir video yapmak istedim. İnşallah oyuncu adamın cebinin daha az yanacağı günleri görebilme ümidiyle bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.